Birazdan izleyeceğiniz kayıt uçtan uca Power BI eğitiminden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Okay, Power BI'de rapor tasarlarken bazen ihtiyaçlarımızdan bir tanesi boyut değerleri üzerinden veya nümerik değerler üzerinden gruplama yapmak. Ekranda basit bir column chart var. Şehir bazında satışları listelediğim. Çok fazla sayıda satışın az olduğu şehirler var. Liste oldukça uzun gözüküyor. Şimdi benim yapmak istediğim şey bu görseli biraz daha okunur temiz hale getirmek. Satışın çok küçük olduğu şehirleri misal diğer diye bir grup altına alabilirim. Satışların nispeten orta seviyede olduğu şehirleri gruplayabilirim kendi içerisinde. İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirleri de büyük şehirler diye bir grup altına almak isteyebilirim. Şimdi bunu yapmanın birden fazla yöntemi var. Bizim şehir bilgisi müşteriler tablosundaki şehir sütununda Sütunu seçtikten sonra buradaki 3 noktadan New Grup diyebilirim ve buradan devam edebilirim gruplarımı oluşturmaya. Ya da görselde zaten bu şehirleri görüyorum. Şöyle bir şey yapabilirim. İstanbul'u seçtim. Kontrol tuşuna basılı tutuyorum. İzmir, Ankara'yı da seçtim. Sağ tık, Grup, Data. Bunu yaptığımda seçtiğim şehirlerle diğerlerini şurada üstte Legend'e otomatik olarak koydu. Bir gruplama daha yapalım. Örneğin buradaki 3-5 şehri daha gruplayalım kendi içerisinde. Gene benzer bir şekilde kontrol tuşuna basılı tutarak seçiyorum. Grup Data. Her bir grupla ilgili bir renk ataması yaptı ve müşteriler tablosuna da şöyle yanında farklı bir ikonla birlikte bir grup sütunu ekledi. Bakalım bu nasıl bir sütunmuş. Müşteriler tablosunu açalım sanki bir hesaplanmış sütun eklemiş ama herhangi bir formül gözükmüyor. Peki ben bu grup isimlerini ve grup içindeki üyeleri daha sonra değiştirmek istersem ne yapacağım? Öncelikle şu görünümü biraz daha derli toplu hale getirelim. Şehir bilgisinin üzerine biraz önce oluşturduğumuz grupları ekleyelim. Ve bir üst seviyeden bakalım. Bu oluşturduğumuz grupları gene buradaki 3 noktadan edit groups deyip istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Grup isimleri çok uzun gözüküyor. Önce bunları değiştirelim isterseniz. Buna büyük şehirler diyelim. Diğerine orta şehirler diyelim. Geri kalan bütün şehirlere de diğer diyelim. Bu şekilde isimlerini de değiştirmiş olduk. Eğer istersek oradaki grup üyelerini gene aynı menüden daha sonra değiştirmek mümkün ben orta şehirlerden Konya'yı çıkartacağım. Konya otomatikman öteki gruplarda gözükecek bundan sonra. Diğer grubunun altında gözükecek. Şimdi bu gruplama statik bir gruplama, elle manuel olarak yaptığımız bir gruplama. Metriklere göre dinamik olarak gruplama şu an için mümkün değil. Daha doğrusu bunu DAX tarafında başka şekillerde yapmak lazım. Bu gruplama statik bir gruplama. Şimdi aslında bu gruplamanın aynısını biz Power Query tarafında da yapabilirdik. Bir conditional sütun ekleyip eğer şehir bilgisi İstanbul, İzmir, Ankara ise büyük şehirde falansa orta şehirde yoksa diğerde diyebilirdik. Aynı kapıya çıkardı ama şimdi sütun eklerken de ideal yer veri kaynağı Power Query, en son DAX diye belirttim ama bu şekilde string değerler üzerinden bir gruplama yapıyor olmak çok da performans kötü anlamda etkilemez. O yüzden bunu pratik buluyorsanız ki pratik. Burada yapmayı da tercih edebilirsiniz. Peki bu string değerler içeren, text değerler içeren sütunlar üzerinden bir gruplama gruplamaydı. Peki nümerik sütunlar üzerinden, nümerik değerler üzerinden bir gruplama yapmak istersek ne yapacağız, ne yapabiliriz? Şimdi bizim metriklerimiz içerisinde daha önce eklemediğim, bu ders için eklediğim satışlar miktar diye bir metriğimiz var. Çok basit bir sum. Benzer şekilde fiyat diye bir metrik yazdım. Satışları, satışlar, miktara, bölümü. Şimdi yapmak istediğim şey şöyle bir şey. Önce bir matrisini oluşturalım. Neyi kastettiğimi daha iyi anlayalım. Ürünler tablosundan ürün kodunu düşürüyorum. Bu matrise satışları ve fiyatlarını da düşürüyorum. Font'u da biraz büyütelim. Şimdi yapmak istediğim şey ürünlerin fiyatlarını hesaplayabiliyor muyum? Evet hesaplayabiliyorum. Satışlarını da görüyorum. Yapmak istediğim şey fiyatları gruplayıp misal 1 ile 500 lira arasında fiyatı olan ürünleri ne kadar sattım? 500 ile 1000 arasında fiyatı olanları ne kadar sattım gibi fiyat büyüklüklerine göre bir gruplama yapmak. Şimdi bu matristeki fiyat bizim yazdığımız bir metrik. Metrikleri birçok eksenli görselde eksenlere düşürmek mümkün değil. Bu matrisi bir kolum çarta çevirip fiyat büyüklüğü bazında satışları göstermeye çalışalım. X ekseninden ürün kodunu kaldıracağım. Fiyatı koymaya çalışacağım. X eksenine fiyatı koymama müsaade etmiyor. Ama aynı metreyi Y eksenine koyabiliyorum. Şimdi bu tür durumlar için bize bir sütun lazım. X eksenine düşürmek istiyorsak bir bilgiyi onun bir sütun olması gerekiyor mevcut durumda. Bu fiyat bilgisini kaldırıyorum. Buradan satışlar tablosuna fiyat diye bir sütun ekleyeceğim. Bu sütunu da gene Power Query tarafında ekliyor olsak daha doğru ama hızlı olmak açısından burada bir hesaplanmış sütun olarak ekleyeceğim. Fiyat eşittir divide buradaki tutar ile sütunun miktarı bölümü parantezimizi de kapattık. Rapor ekranına geri dönüyorum. X eksenine satışlar tablosuna biraz önce eklediğimiz fiyat bilgisini ekleyeceğim. Şimdi X eksenine ekledim ama her bir fiyat bilgisi için satışları gösteren bir grafiğe dönüştü bu. Okumak zor. Benim anlamak istediğim şey şu fiyat aralığındaki satışları kendi içerisine gruplamak. 20'şerlik dilimlere ayırmak misal satış büyüklüklerini anlamakta zorlanıyorum çünkü. Hangi fiyat aralığını daha fazla sattım. Benzer bir gruplamayı bu sefer buradaki fiyat sütunu üzerinden yapacağım. Buradaki 3 noktadan new group. Bu sefer bin oluşturuyoruz, kova oluşturuyoruz. Ve kovaların büyüklüğünü belirteceğiz. Hangi sütun üzerinden? Fiyat bilgisi üzerinden. Burada iki tane opsiyon var. Bin type olarak birisi size of bins aralıkların büyüklüğünü biz girebiliriz ya da number of bins kaç farklı kovaya bölmek istiyorsun. Ben size of bin'i istiyorum. Buraya da diyelim ki 20 diyorum. Aynı şekilde burada bir hesaplanmış sütun oluşturdu. X eksenine bunu düşüreceğim. Şimdi biraz önceki grafikle bunun arasında dağlar kadar fark var. Öncekinde hangi fiyat aralığı daha çok satılıyor anlamak mümkün değilken Şimdi hangi fiyat aralığındaki ürünleri daha çok satıyoruz anlamak daha kolay. Gene benzer mantıkla eğer buradaki bin tanımlarıyla ilgili değişiklik yapmak istersem edit grup deyip buradaki ayarlarla oynayabilirim. Bu gruplama da aynen önceki gruplama gibi statik bir gruplama. Eğer dinamik bir gruplama yapmak istersek DAX tarafına biraz takla atmamız gerekir. Ama birçok durum için bu gruplar genellikle çok fazla değişmezler. Örneğin markalarınız vardır. 50 tane markanız varsa en tepedeki 10 çok sık değişmez. Manuel değiştiriyor olmak çok büyük problem yaratmaz. Benzer şekilde numerik sütunlarla ilgili de genellikle bir grup aralık üzerinden gruplamak isteriz. Eğer fiyatlarınızla ilgili çok büyük radikal değişiklikler olmuyorsa onun için de genellikle statik bir gruplama uygun olabilir. Her ikisinde mantığı okunması biraz zor olan özellikle bar chart gibi, kolum chart gibi görselleri biraz daha okunaklı hale getirmek ve boyut değerlerimizi veya numerik sütunlarımızı kendi işlerini gruplamak.